23.30 efendiler saatler. Efendiler dedik, galiba iki hanımefendi var. Alo. 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 Merhaba Dilber Hanım, merhaba İrem Hanım. Merhaba. Merhaba Serdar Bey. Merhabalar efendim. Merhaba Serdar Bey, nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz geziyoruz. Al işte. Dilber Hanım geziyor musunuz? Evet. Anladım. İrem Hanım geziyor musunuz? Ben yoldayım. Sizi dinliyorum şu anda. Yoldasınız, beni dinliyorsunuz şu anda. Evet. Güzel. Aynen öyle. Aracı da siz kullanıyorsunuz galiba. Yok hayır. Kim kullanıyor? Aracı kim kullanıyor? Erkek arkadaşımla birlikte Edirne'den çıktık. Evet. İstanbul'u bitiriyoruz. Evet. Bursa'da mola vereceğiz. Sadece gezmek için mi? Sadece gezmek için. Tansiyonum düştü yine benim ya. Dilber Hanım, sizin hikayeniz nedir acaba? Biz Eyüp'e çay içmeye gittik. Eyüp'e çay içmeye gittiniz. Evet, Eyüp Bayi'ne çay içmek için, sadece çay içmek için gittik. Tekrar geri dönüyoruz. Kiminle? Arkadaşım. Kim o arkadaşınız? Normal arkadaşım. Tamam efendim, yani ben anormalliğini sormadım. Kim yani? Barış. Barış. Evet. Anladım, peki. Kendisiyle biraz sonra telefonda konuşacağız efendim. Hazırlansın isterseniz. Hazır zaten, dinliyorum. Peki, bir telefon daha var, ona da bakalım. Sultan Hanım, merhabalar. 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 Siz de mi gezmelerdesiniz? Hayır, ben evdeyim. Evde misiniz? Evet. Sesinizden belli, en az benim kadar üzgünsünüz yani. Hayır, ne üzgün olayım Allah Allah. Yani en az benim kadar hem de yani. Baksana insanlara. Bak, bir tanesi çay içmek için Eyüp'e gider. Bir tanesi erkek arkadaşıyla Edirne'den çıkar. Bir de Bursa'da mola vereceklermiş. Nereye gidecekleri daha da belli değil yani, anladın mı? Bilmiyorum, Kayseri'de bu saatte genelde dışarıda olamadığım için. Anladım. Sizin yani, çok affedersiniz de, başka bir sıkıntım var. Akrabanız falan mı hasta? Allah şifa versin. Bu üzüntü nedir böyle? Üzgün değilim. Neden öyle dedin Serdar abi? Tamam, şimdi oldu. Şimdi oldu ses. Tamam, şimdi kendine geldi ses. Dilber Hanım. Efendim. Kaç bardak çay içtiniz? Bir bardak. He? Bir bardak. Ne olmuş? Bir bardak içti. Hesabı kim ödedi? Arkadaşım ödedi. Ama normal arkadaş değil mi? Yani ben de ödüyorum, o da ödüyor ama genelde o centilmenlik yapıyor, o ödüyor. Anladım. İrem Hanım. Efendim Serdar Bey. Şimdi benim sorduğum soruları ve cevabı siz de benimle beraber dinliyorsunuz. Sultan Hanım, siz de. Sonra bakacağız, hep beraber karar vereceğiz, arkadaş anormal mi diye. Peki, tamam. Tamam. Aracı kim kullanıyor Dilber Hanım? Barış arkadaşım kullanıyor. Barış arkadaşınız kullanıyor. Anladım. Evet. O mu geldi, sizi aldı? Yok, buluştuk. Anladım. Nereye efendim şu an? Küçükçekmece istikamete doğru gidiyoruz. Kim oturuyor orada? Açık adres verelim mi? Hayır, siz mi orada oturuyorsunuz? Evet, ben orada tamam. Oturuyorum. Arkadaşım başka yerde oturuyor. Nerede mesela oturuyor? Esenyurt tarafında oturuyor. Beylikdüzü tarafında. Esenyurt Küçükçek. Çok da uzak değilmiş. Eğer uzak olsa mesela, tamamen atıyorum yani. Burada Maltepe'de otururken seni Beylikdüzü'ne almaya gelse ya da bırakmaya gelse falan, sen hala normal mi zannediyorsun o adamı diyecektim de. Evet, normal olduğunu söylüyorum. İrem Hanım, şu zamana kadarki gözlemleriniz nedir acaba? Çok sayı içmiş olabilirler bence. Çok ne olmuş olabilirler? Çok çay içmiş olabilirler. Çok çay içmiş. Ben de hareketlerden öyle şeyler algılıyorum. Bu mu? İrem Hanım, kendinizi nasıl hissediyorsunuz? O kadar iyi biçmişsiniz bak. İyi misiniz? Bu arada özür dilerim, İrem Hanım dedim. Dilber Hanım, İrem Hanım var yanımızda, polis. Yani var mı müdahalelik bir şey? Bana mı söylediniz? Dilber Hanım, size söyledim. Ne söylesem kahkahalarla cevap geliyor, Türk filmleri gibi. Atlar karışıyor ondan. Anladım. Yani İrem Hanım'ın müdahale edeceği bir şey var mı şu anda? Kendi rızanızla mı arabadasınız? Yok mu? Yok. İrem yok dedi, İrem. Tamam. Ben konuyu... Yerinizi söyleyin. Çekmedi. Bir dakika dur. Sultan. Efendim. Seni kötü etkiledi bu olanlar galiba. Hayır, ben de gülerek dinliyorum. Anladım, peki, tamam. Ara sıra şey yap, olduğunuz şey yap bari. Biz yani düşmüşsün gibi düşündük seni. Hayır, siz benimle muhatap olmuyorsunuz. Ben niye öyle yapayım? Hanımefendi, estağfurullah, Dilber Hanım'ın kahkahalarından hiçbir şey konuşamıyoruz ki biz. Ama çok güzel gülüyor. Ne oluyor? Ay, teşekkür ederim. Gülüyor. Peki İrem, biz ikimiz bu yayında çok sönük kaldık seninle ya.
İremciğim çok teşekkür ederim. Biz seninle sohbet edelim. Baksana ya, ben anlamıyorum yani. Atıyorum mesela 5 saniyelik cümlenin 2,5 saniyesinden sonrası yok. Devamlı gülme geliyor bana. Hiçbir şey anlamıyorum yani. Nereye gidiyorsunuz? Eve de... Yapma yapma, dur anlaşalım anlaşalım. Tamam, ciddi olurum, gülmüyorum. Tamam peki. İrem Hanımcığım. Evet Selda. Neden Bursa'da mola? Neden Bursa'da mola? Yolumuz daha devam edecek. Nereye? Nereye? Balıkesir'e. Balıkesir'e gideceksiniz. Evet, Balıkesir'e gideceğiz. Sebebi ziyaretiniz nedir Balıkesir'i? Sebebi ziyaretimiz havalar güzel malum, değerlendirelim. Ama yapmayın yani, bu kadar olmaz, yalan söylüyorsunuz değil mi? Bir insan hafta sonu tatili için Edirne'den Balıkesir'e gidebilecek rahatlıkta olabilir mi ya? Hem de kız arkadaşıyla ya. Biri çığlık attı, ne oldu ya? Alo. Hayır, çığlık atmadım, sadece kapıyı kapattım. Kapının gıcırtı sesi gelmiş olabilir. Tamam Sultan, bağırma, yemin ederim çığlık gibi geldi, tamam. İrem Hanım. Efendim. Önceden planlanmış mıydı yoksa böyle evde otururken mi oldu bu iş? Biz böyle evde oturuyorduk, evet, arkadaşlarla. Sonra dedik ilk önce İstanbul'a gidelim. Evet. Bir arkadaşımız daha vardı. Gittik. Onu bıraktık. Sonra devam edelim biz izinsiz evden, bakalım. İşte bir şivaniyi alalım, onu yiyelim, bunu yiyelim derken devam ediyoruz. Anladım efendim, peki. Güzelmiş. Evet, fırına gezisi. Güzelmiş. Ne zaman dönüş bir daha? Ne zaman? Yarın dönüş. Ha, yarın dönecek. Günü birlik gidiyor. Daha da sinirim, evet, bozuldu ya. Daha da yani. Sultan Hanım. Efendim buyurun. Ne okuyorsunuz acaba siz efendim? Ben lojistik ve halkla ilişkiler okuyorum efendim. Kaçıncı sınıftasınız efendim? Birinci sınıftayım. Birinci sınıftasınız. Evet. Aslen Kayserili misiniz, okumak için mi gittiniz oraya? Aslen Kayseriliyim. Anladım. Evdesiniz galiba şu an. Evet, evdeyim. Peki. Sabahları kaçta kalk? Bak Dilber yine başladı. Sultan'la konuşunca niye gülüyorsun Dilber? Bence o da beni çok sevdi. Evet. Dikkat ettim, İrem'le konuşurken çıtı çıkmadı. Memur dedi ki ondan mı çekindi acaba? O kadar kısabildim. Peki. İrem Hanım, bu arada siz nerede görevlisiniz efendim? Neredeyim? Ben İstanbul'dayım. İstanbul'da. Hangi şube? Evet. Hepsi bize. Hepsi sizin. Böyle dediysen kesin asayiştesindir sen. Selam olsun efendim tüm çalışanlara. Teşekkür ederim. Asayiş memurlarına. Peki. Sultancığım, kaçta kalkarsın sabahları? Okulum olduğunda saat 8.30'da kalkıyorum. Okulum olmadığında 12.30 veya 1'de kalkıyorum. Peki. Hastasıyım dediğin bir şey var mı acaba bu dünyada? Var. Canım kankam Tuğçe. Dinliyor mu şu an? Hayır, dinlemiyor çünkü o uyuyor. Ponçik bedeni onu uyutması gerektiğini söyledi. Sabah işe gidecek. Kimin uyutması gerektiğini söyledi? Ponçik bedeni uyudu. Ponçik... Ne? Ben şu an canlı yayında tokat yemiş gibiyim ya ben. Anlamadım. Ponçik dedi, uyutmasını gerektiğini mi söyledi? Hayır, Tuğçe sabah işe gittiği için uyudu, bizi dinlemiyor. Anladım. Ponçik kim? Ponçik Tuğçe. Ha. Anladım. Böyle mi hitap ediyorsunuz efendim birbirinize? Ponçik, aşkım falan diyoruz birbirimize. Yalnızlık ne? Bu nasıl bir yokluk be Sultan? Hayır, onda sevgilisi var, benim de sevgilim var ama biz öyle yani. Anladım. Dilber Hanımcığım, hiç efendim, böyle nasıl söyleyeyim yani, bu tarz tabirlerle bu kadar yakın olduğunuz bir kız arkadaşınız da var mı efendim kendine? Çok böyle kankam dediğiniz bir kız arkadaşınız. Hayır, yok. İrem Hanım, sizde? Var. Var mı? Anladım. Bende de yok ama benimkinin olmaması normal değil mi herhalde? Değil mi? Benimki normal canım. Evet, ben de birden şüpheye düştüm. Tamam tamam, benimki normal canım. Benim sorun yok. Dilber Hanım, yaklaştınız mı efendim eve? Yok, durduk. Durdunuz mu? Yani. Beyefendiyi alabilir miyiz bir telefona? Tabii. Tamam, peki. İrem Hanım, vaktiniz var değil mi? Sultan Hanım, sizin de. Vay, hayır, ben bekliyorum. Tamam, peki. İyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar Normal Beyefendi. Nasılsınız, iyi misiniz acaba? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bana güzel isminizi bağışlar mısınız efendim? Barış benim isim. Tamam. Bir kere de sizden duyup emin olmak istedim ben. Şimdi size bir soru sorabilir miyim acaba? Tabii ki. Kaç bardak çay içtiniz? Ben bir kahve içtim, bir çay içtim. Bir kahve, bir çay. O arada hanımefendi de bir çay içti. Sadece bir, evet, çay için. Anladım. Evet. Birinize telefon mu geldi efendim? Niye erken kalktınız? Yok. Biz de öyle gezmeyi seviyoruz ya, oradan çıktık şimdi geziyoruz. Nereye gideceğimiz de belli değil zaten.
Anladım. Hanımefendi eve gittiğini zannediyorum. Bir saattir öyle anlatıyor da. Yok hayır, eve gitmiyoruz. Burada kararları ben veririm diyorsun. Hayır canım, ne alakası var? Eve gitmiyoruz ya. Direksiyonla ben olduğum için sıkıntı yok. Burada kararları ben veririm. Arkadan ablacığım slogan mı atıyor, bir şeyler diyor oradan. İyi. Yok, eve gidiyoruz diyor. Anladım. İmdat diye falan. İrem sen anlarsın. Öyle bir ses duymadın değil mi? Tamamen kaka. Anladım, tamam. Yani belki de öyle bağırıyordur. Yani imdat diye belki. Belki biz uyanamıyoruzdur yani. Yok yok, bağırmaz öyle. Anladım, peki tamam. Bak yine burada kararları ben veririm. Güzel. Ne aferin. Ne demek ya? Barış. Efendim. Masaya yumruğunu vur ve söylemek istediğini söyle aslanım. Evet, doğru. Yok, o benim arkadaşım ya. Öyle masaya falan vurmak yok bizde. Tamam canım, şimdi oldu yalnız arkadaş. Demin gülüyordun. Şimdi arkadaş oldu, evet. İremciğim. Bir kere daha analiz edelim. Beyefendiyle konuşmamızdan sonra ne çıkarttınız? Sultan Hanımcığım, size de soracağım. Temiz havanın çarptığını düşünüyorum. Patates etkisi değil bu. Ne olmuş? Temiz havanın çarptığını düşünüyorum artık. Kimi, hangisi? Neden bir şey kullandıklarını kanaat getirdiniz efendim? Yani çayın yanında. Yok, tamamen. Ben de temiz hava. Anladım. Açık hava onları etkiledi. İrem, gerçekten yani polisliğin sonuna kadar hakkını veriyorsun ya. Gel, GBT'ye bakar gibi yaklaşıyorsun. Her şeye bak. Her şeye yani. Sultancığım, nedir, var mı bir şeyin, bir analizin dinlediklerinden, beyefendiden de? Hayır, analiz edemeyeceğim kadar bir şey yok bence. Anladım. Sonra benimle neden hiç az konuştunuz? Yani bilmiyorum, çayın içine bir şey atmış olabilirler bu kadar çok güldüklerine ve mutlu olduklarına göre. Bir dakika ablacığım, siz nereyi dinlediniz de bu sonuca vardınız? Biz hiç... Ay, biz yaptık. Yarım saattir muhabbet buraya gelmesin diye kıvır babam kıvır yapsın Serdar Gökalp canlı yayında, gelsin bir cümleyle benim yarım saatimi yesin şu an. Olay buraya gelmesin diye. Oldu mu şimdi yani? Bilmiyorum. Allah mutluluklarını daim etsin. Hep gülsünler yani. Sultan, neye sinirlendin? Teşekkürler. Çok sağ olun. Bir dakika, dur. Dilber abla çok güzel gülüyor. Anladım. O hep gülüyor zaten. Hiç susmuyor ki. Ne güzel. Maşallah. Çok güler yüzlü bir arkadaşım. Beyefendi. Efendim. Nereye gidiyorsunuz gerçekten? Gerçekten şu an bir cepte duruyoruz yani, araba kullanmıyoruz. Bir cebe çektik, bekliyoruz öyle. Anladım efendim. Peki, büyük ihtimal eve doğru gideceğiz yani. Yani beni bırak. Ben kapatmak istiyorum. Ben çok teşekkür ederim. İyi yolculuklar diliyorum beyefendi. Dilber Hanım'a selamlar. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere, sağ olun, var olun. Sultancığım, çok teşekkür ederim bizi aramış olduğun için. Ben sağ teşekkür ol. Ederim, hoşçakalın. Görüşmek üzere, iyi geceler, sağ ol, var ol, teşekkürler. İrem, çok teşekkür ederim bizi aramış olduğun için. Valla şubeni şaka yolluyla asayiş diye söyledim. Neresiyse bilmiyorum ama severseniz beni, ben de aynı şekilde size selam olsun tüm teşekkür şube ederim. Çalışanlarına. Görüşürüz. Sağ ol, kolay gelsin. Teşekkür ederim.